Zindanlar ve Ejderhalar, Hırsızlar Arasındaki Onur az önce konuştuğumu sunar. Yani siz çok okuyan bir insansınız da, takip eden bir insansınız. Ben hep biliyorum, ben sizinle konuştuğum zaman hep programları, röportajları siz de biliyordunuz. Hani konuşabiliyorduk, güncelin çok farkındasınız. Şimdi o güncel bilginize dayanarak soruyorum. Sizce bu seçimlerde tip yüzde kaç oy alacak? Onu bilmiyorum. Yani bir rüzgar var benim heyecanımdan. Yani ben katıldığım için demiyorum. Biz bir parça katkı sunabilirsek, anlatıma, dile, ifadeye, ablalara, teyzelere, arkadaşlarımıza, onlar da geliyor tabii ki. Ama zaten o rüzgarı ülkenin içinde bulunduğu ahval ve şerait, bir de arkadaşlarımızın tavrı gösterdi zaten. Muhalif kesimde bir oy Tipe, bir oy Kemal'e diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Böyle hashtagler falan açılıyor. Evet. Nasıl buluyorsunuz bu kampanyayı, bu söylemi? Güzel buluyorum. Çok şık buluyorum. Tipin, tip ve bu sorumlulukta, bu vicdanda, bu ahlakta kendini gerçekten kamusal alanın inşası ve tedavisi için yetiştirmiş ve bireysel çıkar gütmeyen, bunun şan, şöhretiyle ilgilenmeyen, dertlenen, kendi bedenlerini, dillerini, kalplerini ortaya koymuş insanların mecliste çok daha güçlü temsil edilmesi bu ülkenin yurttaşları için çok kıymetli. Beni de harekete geçiren budur. Başka bir şey değil. Muhalefetin özellikle tek aday ismi altında birleşmesi çok konuşuldu. Bunu destekleyenler var ki Tip bunlardan bir tanesi. Desteklemeyenler de var. Siz bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altında Tip'in de birleşmesine, desteklemesine ve bu kampanyayı da doğru bulduğunu söylüyorsunuz değil mi? %100. Muharrem İnce'ye ne diyorsunuz peki? Çok yanlış buluyorum. Kendisini mi yoksa? Kendisini de, tavrını da, üslubunu da, dilini de, dün söylediklerinde, bugün söylemeye çalıştıklarında. Ben çok da konuşmayalım bence de, başkanın dediği gibi. Evet, Erkan Başkan'a da sorduğumuzda aynı şeyi söylemişti. 24'ünde gitti, benim için bitti demişti. 24 Haziran seçimlerinde. Yani o gece de dahil, orada yüklendiği sorumluluğun içine doldurup doldurmama meselesi ayrı bir trajedi. Ama önü, arkası, sonrası, yani bir sürü veri buluyorum ben, sadece okuduklarımdan buluyorum yani, düne bugüne filan. Sizce yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşmeyecek mi, yani ittifaka katılmayacak mı? Bilmiyorum ki, ben siyasi deneyimim yok, ben henüz bu heyecan dalgasının bir neferiyim. Abisiyim, arkadaşıyım, dostuyum, yoldaşıyım, nereden bakarsak bakalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi sizce, yoksa ikinci tura kalır mı? Bitse iyi olur, biter gibi görünüyor. Başkan da öyle diyor, başka arkadaşlar da öyle diyor. Bence bu verilerle biter, bitsin. Zindanlar ve Ejderhalar, Hırsızlar Arasındaki Onur az önce konuştuğumuz sunar.